Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. haftada oynanacak karşılaşmaların öncelerini değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını, son olarak da kanalımızda aktif olan katıl butonuna destek olmalarını rica ediyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan. Yeni bir haftaya başlıyoruz, gayet iyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Bu arada hatırlatmayı yapayım. Bu hafta bu grupta bay çeken takım Çorum Futbol Kulübü. Çorum Futbol Kulübü bu haftayı maç yapmadan geçirecek. Evet. Onu söyleyelim ve beyaz grup bu hafta cuma günü bir maç, cumartesi günü de 9 maç var. Malum. Pardon, 8 maç var 19 takım olduğu için. Aynen. 9 maç var hatta. Toplam 19 takım olduğu için biraz bu bay olayları cumartesi kafaya getiriyor. Cumartesi 8, cuma bir maç, 9 maç toplamda. Aynen öyle. Sen daha iyi toparladın. Hı hı. Hafta cuma günü başlıyor. Hekimoğlu Trabzon kendi evinde Ames Sportif'i ağırlayacak. Hekimoğlu Trabzon çok iyi bir kadro kurdu fakat ilk hafta istediği sonucu elde edemedi Sancaktepe deplasmanında. Ames Sportif ise kendi evinde 10 kişi kaldıktan sonra Erzincan'a teslim oldu. Şimdi Hekimoğlu çok değerli oyuncular aldı. Sezer Özmen, Mustafa Çakır, Batuhan Karadeniz, Burhan Eşer, Serkan Odabaşoğlu, Bahadır Taşdelen, Sezer'i saydım zaten. Hani baktığında çok önemli isimler geldi. Yasin Palas, aynen Mehmet Sak. Ames Sportif ise Erman Bulucu gibi, Halil İbrahim Sönmez, Sinan Akaydın gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Fakat Yuray Gazioğlu gibi. Ahmet'in transferleri biraz geç geldi. Uyum süreci yaşayacaklarını düşünüyorum. Ben bu maçta Hekimoğlu Trabzon'u çok net favori görüyorum kendi evinde. Hekimoğlu'ndan farklı bir galibiyet bekliyorum. Senin yorumun ne olur? Geçen hafta Ahmet Sportif biliyorsun Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu. Penaltıdan gol yedi ve 10 kişi kaldıktan sonra gol yedi. Aynen. 10 kişiye kadar gayet iyi bir futbol vardı. Hatta maçı kazanmaya da yakındı. Ben de geçen hafta Ahmet'in tarafındaydım. Yani en kötü bir puan alacağını düşünüyordum ama kırmızı kart hiç hesapta yoktu. Bayağı bir etki yaptı. Hekimoğlu Trabzon'da 0-0 berabere kaldı Sancaktepe ile ama zaten ilk haftada böyle sonuçlar çıkabiliyor. Daha takımlar birbirine uyum sağlayamadı. Daha tam olarak takım olmadı özellikle Hekimoğlu Trabzon. Çünkü geçen sezon kadronun üzerine bayağı bir takviye yapıldı. Geçen seneki kadrodan geçen hafta Sancaktepe maçında bir Bahadır ilk 11'de çıktı. Geçen seneden oyuncu kalmadı gibi bir şey neredeyse takımda. Evet, Hekimoğlu Trabzon'un öncelikle hep söylüyorum bir tane daha forvet alması gerekiyor. Bunu hep vurgu yapıyorum. Bir de Halil Çolak şeyi vardı, ismi vardı, prensipte anlaşıldığı söylenmişti ama bitmedi o transfer. O transfer hala bitmedi. Gelirse de takıma katkı verir, onu da söyleyeyim. Şimdi ben bu maçta Hekimoğlu Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum ama şimdi Hekimoğlu Trabzon'un tam bir takımı olmadı. Hani bir de Ames Sportif geçen sezona göre bence iyi bir kadro kurdu. Kötü bir kadro kurmadı. Bir de geçen hafta sonuçları konuşurken şunu söylemiştim. Ben Ames Sportif'ten ilerleyen haftalarda çıkış bekliyorum demiştim. Hani Hekimoğlu Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum ama çok da böyle güvenmiyorum. Çünkü tam olarak takım olamadılar. Yine söylüyorum. Bir de Ames Sportif yaban atlayacak bir takım da değil. Hekimoğlu Trabzon kazanacak diyorum ama bakalım maç nasıl olacak. Hemen cumartesi oynanacak maçlara geçelim. Saat 15'te, 15.30'da ve 16'da oynanacak maçlar. İkincilik Beyaz Grup'ta cumartesi seansı saat 17.45'te 18 arası sona erecek gibi gözüküyor. Akşam maç yok yani, öyle söyleyelim. Aynen öyle. Anagolt 24 Erzincan Spor kendi evinde Kahramanmaraş Spor'u ağırlayacak. Maraş geçen haftayı bay çekti. Bay geçti. İlk haftada maç yapmayan takım Kahramanmaraş oldu. Bir de şunu söyleyeceğim. Yeni hoca Sinan Yücel takımının başında ilk maçına çıkıyor. Hayırlı geçen olsun sene, diliyoruz. Aynen. Pendik'in başındaydı Sinan Hoca. Erdi Bakırcı geldi. Eren Taşkın geldi. Cerem Talha'yı kaybettiler. Haluk Türkeri'yi kaybettiler. Eren Eyüp'teydi geçen sene. İyi bir kanat oyuncusu. İş Eren yapacağını geldi, düşünüyorum. 3 gün önce geldi Eren. Aynen Taşkın. Daha yeni transfer oldu. Bir hafta falan oldu diye hatırlıyorum. 3-4 gün oldu yani. Çok yeni geldi. Anagolt 24 Erzincan'da Ahmet maçında çok iyi mücadele etti ve çok önemli bir 3 puanı imza attı ilk haftadan. Ben bu maçta Anagolt 24 Erzincan'ın kendi evinde en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Kahramanmaraş'ta öncelikle Sinan Hoca'ya hayırlı olsun diliyoruz ve Kahramanmaraş kulübüne de hayırlı olsun diliyoruz. Geçen sezon devre arasından sonra biliyorsun Bülent Akan vardı. Bülent Hoca gayet iyi bir şekilde takımı yönetmişti. O da Ankara Demir'e gitti zaten. Hatta playoff'un kıyısından döndü takım. Zaten pandemi girdikten sonra işte Cerem Talha falan gidince ve zaten liglerde oynamamıştı. Oynansa bile Kahramanmaraş'ın zaten iddiası kalmamıştı. Bu sezon Sinan Yücel'le bir yapılanma yapacaklar ama Kahramanmaraş'ın bu sezon yani ligde playoff oynaması zaten çok zor. Grup bir kere kuvvetli. Çok zor. Aynen. Yani kırmızı grupta bile olsa Kahramanmaraş'ın yine işi zordu bana göre. Çünkü kadrosu çok böyle alt seviyede kaldı. Öyle düşünüyorum.
Erzincanspor'da beklediğim hamleleri yapamadı transfer anlamında. Hani ben daha çok böyle nasıl diyeyim sana hareketli geçeceğini düşünüyordum ama öyle olmadı. Geçen hafta Ahmet'i 1-0 yendiler. Etemer bu anlattığı penaltı golüyle. Erzincanspor geçen hafta eğer kırmızı kart olmasaydı Ahmet'te bence kazanması zordu. O maç berabere biterdi bence. Berabere biterdi veya işte ne bileyim 1-0 Ahmet kazanırdı diye düşünüyorum. Erzincanlıyım belki ama objektif bir şekilde yorum yapıyorum yani. Ama bu karşılaşmada ben Erzincanspor'un en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Çünkü Kahramanmaraş da bana hiç güven vermiyor bu sezon. Erzincanspor kazanmaya da yakın olan taraf ayrıca. %55-%45 Erzincanspor tarafındayım. Maraş bu sezon bu grupta kalır bence ama playoff şansı yok. Küme de düşmez. Aynen, benim kendi düşüncem bu. Hemen saat 15'te oynanacak bir diğer karşılaşmaya geçelim. Gümüşhane Spor kendi evinde İnegöl Spor'u ağırlayacak. Gümüşhane Spor'da Vahit Olgun'un başkanlığı resmileşti. Hayırlı olsun. Kongreden başkan olarak hani sonuçlandı Vahit Olgun'un başkanlığı resmileşti. Şimdi Gümüşhane Spor'un tahtayı açması gerekiyor. Tahtayı açamadılar. Başkan bunun için çabalayacak. O eskiden hani borcu kalan oyunculara ödemeler yapılıp ya da işte borcumuz yoktur. O yapılandırmayı yapmaya çalışıyorlar. İnegöl Spor ise ilk hafta bence büyük hayal kırıklığı yarattı. Kesinlikle. Zonguldak Kömürspor daha yeni toplanmıştı neredeyse takım. Daha yeni bir takım olgusundaydı. Kaleciyi geçemediler. Ve Zonguldak'ı mağlup edemediler. Gümüşhane Spor da Afyon'da çok iyi direndi ama Onur Toprak'ın golüne engel olamayıp mağlup ayrıldılar sahadan. Ben bu maçta İnegöl Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İnegöl Spor'un ben zaten playoff'a kalamayacağını söylüyorum. Ama geçen hafta favorimizdi. Kazanamadılar. Evet. Kaleciyi geçemediler. Gümüşhane Spor'un da biz hani şu sıkıntılı durumundan kurtulmasını istiyoruz. Çünkü takım yani şehir daha doğrusu futbolu seven bir şehir ve takımın iddialı olmasını istiyorlar ki yıllarca TFF Bincik'in kıyısından döndü Gümüşhane Spor. İnşallah bu tahta açılır ve transferler yapılır diyoruz. İnegöl Spor dediğim gibi Zonguldak'ı yenemedi. 0-0 bitti ve bence ilk haftadan büyük bir kayıp oldu onlar için. Bu karşılaşma ile ilgili benim bir görüşüm yok. İnegöl Spor'u geçen hafta ben beğenmedim. Yani tamam belki tek kale oyundu ama Zonguldak Spor'da sıkıntılı olduğu için biraz daha çok fazla ön plana çıktı. Ben bu maçı izleyeceğim. İki takıma da başarılar diliyorum. Hemen saat 15'te oynanacak son maça geçelim. Şanlıurfa Spor kendi evinde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Urfa'da zaten durumlar malum. Hani söylenecek bir şey yok. Ama Sancaktepe dün karıştı. Evet, ona ne diyorsun? Onunla ilgili şimdi şöyle bir durum var. Instagram sayfalarından açıklama yapıldı. Paylaşım yapıldı daha doğrusu. Oyuncular ortak bir karar aldı. İşte yönetimin vermiş olduğu sözleri tutmamasından dolayı aynen. Topluca takımdan ayrılmaya karar verdik demişlerdi. Bu kriz sence çözülür mü? Bir belediye falan olaya el atıp. Şimdi şöyle bir durum var. Şeyler i̇şte olur eski mu? Oyuncu Hamzok falan bu paylaşımları beğendi. Şimdi bugün çarşamba. Maçlar cumartesi günü. 3 gün var. Şimdi bu takımın cuma günü Urfa'ya gitmesi lazım. Maç cumartesi yani. Cuma'dan yola çıkmaları lazım. Bugün çarşamba. Bence sorun yarın öğlene kadar halledilir. Hatta bugün akşama kadar halledilir diye düşünüyorum. Hoca olumlu veya olumsuz anlamda. Kafilesini belirleyecek. Kimler gidecek falan filan takımla. Bir de bu takımın test olması gerekiyor. Korona testi maçtan 2 gün önce olmak zorundasın. Evet. Bakalım nasıl olacak. Artık yönetim açıklama yapacak. Ben bir şey söyleyemiyorum. Eğer maç oynanırsa zaten Sancaktepe'nin kazanmasını bekliyorum. Yani Urfa Spor'un karşısında kim olursa olsun otomatikman favori şu anki duruma göre. Aynen öyle. Geçen hafta makine saymaya başladı diyorum ben. Yani Urfa Spor için ben hep yönetime taş atıyorum. Taraftarlar yanlış anlamasınlar. Yani bu takım 0 gol attı, 7 gol yedi şu anda. Yani her hafta ben bunu söyleyeceğim. Çünkü sayacaksın. Neden? Yani Urfa Spor geçen hafta, geçen sezon yani ligde affedersin rezil bir durumu yaptı. Yönetim yani utanmadan diyorum. Yani çıkıp diyorlar ki biz ligde kaldık. İşte devletten destek bekliyorlar. Yani kardeşim yönetimler geliyorlar bu kulübe 3 milyon TL, 10 milyon TL, 20 milyon TL neyse artık borç yapıyorlar. Yani vurdum duymazlık yapıyorlar. Ardından devletten destek bekliyorlar. Bir de Ankara Demir Spor'a kızıyorlar da geçen hafta. Tüm takımlar Urfa'ya zaten ne kadar atabiliyorsam atacağım modunda olacak. Neden? Sezon sonu averajlar işin içine girecek. Yok, averaj olsa da olmasa kardeşim futbol bu. Adamlar mesleği değil mi bu? Aynen öyle. Sonuna atacak. Kadar oynayacak. Buldum mu atacaksın. Bayern Münih acıyor mu? Bayern Münih o zaman herkese ayıp ediyor. Saygısızlık yapıyor. Adamlar böyle profesyonel. Şey senden daha profesyonel bir de. Tabii senden canım. Daha futbola mesleğine saygı gösteren aynen, insanlar. Aynen. Ülkeler, takımlar, oyuncular. Sen burada geliyorsun affedersen ağlıyorsun yani. Yani sen bu durumda olursan sana 10 tane atmak
Hak 20 tane daha. Vallahi zamanında kimse Sercan Yıldırım'a zorla verdirmedi o paraları. Evet. Sedat Ağaç'a, Edinho'ya, Temmuz'a. Aynen öyle. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben Erzincan sporluyum. Erzincan da aynı durumda olsun. Ben aynı şeyleri yine söylüyorum. Tabii ben de Sivas Belediyespor için mesela hani hı-hı, bir şey olduğumu söylüyorum. Fenerbahçe için neler söylüyoruz burada aynen mesela. Aynen. Bunu söyleyeceğiz. Bu işler böyle. Sen zaten objektif bir şekilde yorum yapmazsan. Şimdi ben sana soruyorum. İkimiz de şimdi Urfalı değiliz. Bir Urfalı arkadaşı getirelim şu programa. Ne diyecek? Soralım. Diyelim ki yani sen bu takımla ilgili bir tane objektif veya bir tane olumlu bir yorum yapabiliyor musun? Adam direkt diyecek senin lanet olsun. Geçen sezon gelen yorumları biliyorsun. Aynen öyle. Lanet olsun diyorlardı. Bu maça Sancaktepe tam kadro çıkarsa zaten rahat bir galibiyet alır. Bir diğer mücadeleye sana geçelim. Sana bir şey soracağım. Ama. Sancaktepe tam kadro çıkarsa sence kaç gol atar? Ona ben artık Urfaspor'un maçları için bu yorum yapacağım. 3-4. Neden bu yorum 3-4 yapıyorum? Bak yine vurgu yapıyorum. Yani atar. Yönetimin geçen sezon yapmış olduğu aymazlık. Aymazlık diyor pandemiden sonra. Ligde kaldık, seviniyorlar. Kardeşim kaldın nasıl? Ne yapacaksın bu sezon? 3. ligde Tokat Spor da ligde kaldım diye seviniyordu. 6 gol yedi Mardin Fosfat'tan ilk hafta. Tokat manyağıdı diyorsun. Fark yediler. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Zonguldak Kömür Spor kendi evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Evet. Zonguldak Kömür Spor bizi ilk hafta yanıltan takımlardan biri oldu. Biz İnegöl kazanır diyorduk. Öncelikle tekrardan tebrik edelim. Evet, tebrik ya ben mücadele şimdi bu maçta ediyorsun. Zonguldak Kömür Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ben de tam ama olacaktım. Zonguldak Sporlu taraftarların, Zonguldak Kömür Spor taraftarların bizden bir ricaları var. Abi siz hani biz yeneriz deyince yenemiyoruz diyorlar. Allah aşkına yenilin diyorlar. Hani ben onları da kırmak istemiyorum ama. Bu totem biliyorsun geçen sezon başladı. Evet ve çoğunda da biz ne desek onlar adına tersi evet, oldu hatta baktığında. Hatta bizim çekim yerimiz farklı bir yerde o zaman biliyorsun. Orada başladı totem. O hafta mesela biz dedik ki işte Zonguldak kaybetmez dedik. Yenildi. Yenilir, yener dedik kaybetti. Çok ters oldu. Hatta büyük Sancaktepe maçında bozulmuştu. Sen demiştin ki Zonguldak kaybetmez demiştin. Ben şey pardon Sancaktepe kazanır demiştin. Ben de tam tersi. Zonguldak pardon tam tersi olmuştu. Aynen galiba. Zonguldak kaybetmez dedik Sancaktepe aldı. Ben Sancaktepe alır demiştim. Hatta bana taraftarlar yazdı bu sefer totem bir işe yaramadı ben diye. Ben hatta Sancaktepe kazanır demiştim. Sen demiştin ki Zonguldak kaybetmez demiştin totem açısından. Sen şimdi nasıl bir maç bekliyorsun? Niğde Hacettepe maçında gayet iyi oynadı evet, ama bitiricilik anlamında çok büyük pasif sıkıntıları kaldılar var. Zonguldak Kömür'ün de kale ve defans hattı güven verdi fakat hücumla hücum hattında bir sıkıntıları var. Ben Zonguldak Kömür Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Sen ne söylersin? Aynen ben de seninle aynı görüşteyim. Zonguldak Kömür Spor'un ben kazanacağını düşünüyorum. Bana göre kazanarak 4 puan yapacaklardır. Kalan 13 günlük zamanda da Zonguldak Kömür Spor'un hem orta saha hem forvete hücum hattına takviye yapması gerekiyor. Aynen. Forvete ve kanatlara birer tane oyuncu şart gözüküyor. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim saat 15.30'da yine. Hacettepe kendi evinde Ergenebeli Meşe'yi ağırlayacak. Başkent temsilcisi Hacettepe'nin bu sene işi zor gözüküyor. Kadro zayıfladı geçen seneye baktığımızda. Ergenebeli Meşe de çok önemli adamlarını kaybetti. Oğuz, Sabutay, Burhan Arman, Raşit gitti, Gökhan Kutay gitti, Gökhan, Baran Işık gitti. Aynen. Gelen oyuncularda Ergun Cengiz geldi işte, Sercan Kaya geldi ama giden oyuncuların yerini doldurabilirler mi? Soru çok işareti zor gibi duruyor. Dinamizmini, hani Ergenebeli Meşe'nin geçen sene en önemli özelliği neydi? Çok dinamik bir takımdı. Aynen. Hani böyle topu direkt ileriye kanatlara salıp o kanattaki hızlı oyuncularla direkt kaleye yardırarak gidebiliyorlardı. Ve bu sene grupları da daha zor. Kendi adlarına çok daha zor bir gruptalar. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Ergene'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum Trakya temsilcisinin ama bence maalesef hani Ergenebeli Meşe'yi zor bir sezon bekliyor. Ligde kalacaklarını düşünüyorum ama geçen senenin çok uzağında kalacaklar bence. Sen ne söylersin? İki takım da sıkıntılı bana göre bu sezon ama Ergenebeli Meşe bir tık daha Hacettepe'ye göre iyi. Onu söyleyeyim. Çünkü Hacettepe Spor bence küme düşmenin hani 4 tane takım sayarken önemli adaylarından biri. Bir tık üstüne orayla mücadele edecek gibi gözüküyor. Ben de seninle aynı görüşteyim. Ergenebeli Meşe bence kümeye düşmeyecek ama ligi de geçen sezon bitirdiği sıralamada bitirmesi çok zor. Zor. Yani gözüküyor. Geçen sezon almış olduğu iyi sonuçları bu sezon alması gerçekten zor gözüküyor. Ben de bu karşılaşmada Ergenebeli Meşe Spor tarafındayım. Bence en kötü bir puan alacaklardır. Öyle düşünüyorum. Hemen 16'da oynanacak 3 maç var ki özellikle bu 3 maçın da güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Özellikle sağlam iki maç maçlar. Çıkıyor. Sarıyer Afyon maçı da sağlam maç olur. İlk olarak Uşak Spor Ankara Demir maçıyla başlayacağız. Ankara Demir Spor. Uşak Spor geçen seneye oranla kıyasladığımızda çok önemli takviyelerle girdi bu sezona ve Ergenebeli Veli Meşe maçında da çok net bir galibiyet aldılar. 3-1. Oyun anlamında. Yeni transfer
Mehmet Gürkan Öztürk çok net maça damga vurdu. Ayrıca Seçkin'in de hafif bir sakatlığı varmış. Onu öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz Uşak taraftarlarına. Bizi bilgilendirdiler. Seçkin gibi önemli bir oyuncusundan hiç faydalanmadı halde Uşak Spor. Çok net bir galibiyet aldı. Ankara Demirspor da zaten Urfa'yı beklendiği gibi net geçti. Fakat ben Ankara Demirspor'u geçen sezonun gerisinde görüyorum bu sezon. Burak Öksüz ve Tahir'i bence çok arayacaklar. Hele bu tür büyük maçlarda Burak'ı da çok arayacaklar. Kamil'le müthiş bir ikiliydiler. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Uşak'a galibiyete yakın görüyorum. Bence kendi evinde en kötü yenilmez ve 3 puana daha yakın taraf Uşak Spor. Senin yorumun ne olur? Geçen hafta iki takım da sezonun ilk maçından galibiyet ayrıldılar. Uşak 3-1 Ergene'yi, Ankara Demirspor'da sahasında Urfa'yı 7-0 yendi. Beklediğimiz sonuçlardı bu maçlar. Aynen. İki takımı da tekrardan tebrik ediyoruz. Uşak Spor'da dediğin gibi Seçkin Getbey'in bir sakatlığı vardı. Geçmiş olsun dileyelim. Bu hafta bence oyuna girecektir. Hatta ilk 11'de başlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü ilk 11 oyuncusu biliyorsun Seçkin Getbey. Mehmet Gürkan geçen hafta 2 gol attı. Takıma hemen uyum sağladı. Bir de zaten eski takım arkadaşı yine Serhat Başlar'ın da takımda olması. İşte onun dışında Seçkin Getbey'le iyi bir ilişkisi ailecek olması. Ailecek arkadaşlar zaten. Takımda çok çabuk kaynaşmasını sağladı. Aynen. Uşak Spor'u zaten geçen sezon hep söylüyorduk. Bu sezon playoff'un ciddi adaylarından olacak. Hatta hani şöyle 2-2'yi bile zorlayabilecek takımlardan birisi. Belki gücü yetmeyebilir ama zorlayacak takımlardan birisi. Bunu söyleyelim. Taraftarların bize yorumları var. Hani sizce takıma bir tane daha orta saha lazım mı diye. Ben evet diyorum. Şöyle hem 6 numarada oynayabilen hem 8 numarada oynayabilen böyle kompakt bir oyuncu transferi gerekiyor. Şöyle bir durum var. Sancaktepe'deki o kriz büyükse, oyuncular da ayrılacaklarsa. İrfan Akgün. 2 tane oyuncu var. David Deniz Kılınç'la İrfan Akgün. Bu gruptaki ya da diğer gruptaki ya da TFF 1. Lig'deki hani oyuncu ihtiyacı olan orta sahaya takımların hepsinin yerinde olsam o iki oyuncuya direkt çökerim. Onu açık ve net söyleyeyim. Bir de İrfan Akgün biliyorsun Uşaklı ayrıca. Aynen öyle. Hani böyle bir şey olursa Uşak'a gelir diye düşünüyorum. Taraftarın o sorusunu da buradan tekrar cevaplamış olalım. Ben de Uşak Spor tarafındayım. Ben Uşak Spor'un en kötü bir puan alacağını ve galibiyete de yakın olacağını düşünüyorum. Yani yakın olduğunu düşünüyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Güzel, bir, maç olacak. Cidden sağlam maç olacak. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Beyaz grupta bu hafta iki tane maçı kesinlikle yayınlanması lazım. Öncelikle Manisa Futbol Kulübü Kocaeli. Tabii. Ardından Uşak Ankara Demir. Aynen. Spor. Geçen hafta Ankara Demir Urfa maçı yayınlandı. Yani o maç yayınlansa ne olur yayınlanmasa ne olur Allah aşkına. Hemen Sarıyer Afşet Afyon maçına geçelim. Çok zor bir maç. Bu maçta kağıt üstünde kolay bir maç olmayacak. Sarıyer... hani bu sezona gerçekten çok önemli takviyelerle girdi. Ömer Bozan, Savaş Yılmaz, Oğuz Yıldırım, İlyas Çakmak, Mehmet Cansın Çiçek gibi ve ilk hafta Ahmet Yıldırım geldi ayrıca takımın başına Kastamonu'dan ve ilk hafta Kocaeli deplasmanında Kocaeli'ye göre çok daha iyi bir orta oyun ortaya koydular. Orta alanda maça hükmettiler. Orta sahada Kocaeli'yi ezdiler resmen Kocaeli Spor'u. Bunu Kocaeli Spor taraftarları da kabul etti. Gerçekten maçı izlediklerinde gördüler. Çok net bir oyun ortaya koydular. Afşet Afyonspor ise kendi evinde Gümüşhane Spor'u zor geçti. Orada da bir yönetim krizi oldu. Fena oyuncular almadılar ama yönetimde biraz sıkıntı oldu. Ben bu maçta Sarıyer'in en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum kendi evinde ve bu maçtan bir kazanan çıkacak olursa ben Sarıyer'in kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Bana göre Sarıyer Afyon'a göre daha iyi takım, daha iyi bir kadro kurdu ve Afyonspor'da işte teknik direktör ve yönetim, oyuncular anlamında bir sıkıntı olmuştu. Yaser bir anda gitti, Serhat Gülpınar gitti takımın başından bir anda. Aynen, o yüzden bir sıkıntı oluştu. Ciddi etkilenecektir takım. Hatta ilerleyen haftalarda bu kriz daha da patlak verebilir. Valla olma ihtimali var aynen. Çünkü çok oluyor böyle durumlar. Ben Sarıyer'in bu maçtan en kötü bir puan olacağını, galibiyete de %60'a %40 önde olduğunu düşünüyorum. Ben de seninle aynı görüşteyim, katılıyorum bu maçta. Son olarak da Manisa Futbol Kulübü Kocaeli Spor maçını konuşacağız. İki takım da bu grubun açık ara hani Uşak'la ve Çorum'la beraber en iddialı takımlarından çok net bir şekilde. Manisa zaten bu sezona pek kadroyu bozmadan girdi. Daha avantaj oldular. Az transfer yaptılar. Birbirlerini çok iyi bilen oyuncuları bana göre bu ligin en iyi iki bekine sahipler açık ara. Solda Erhan Kara, sağda Mehmet Yılmaz. Serdar Deliktaş gibi bir golcüsü var. Yedek forveti Tayyip Kanarya. Orta sahaya bakıyorsun. Çağrı, Sertaç. Nizamettin gibi, Emir Alagöz gibi, Hakan Barış gibi önemli silahları var. Kocaeli Spor'a bakıyorum şimdi. Şeytan golcü Batuhan Er maalesef sakat. Orta sahada büyük sıkıntı var. İlk maçta Serdar Ümit Deniz'le Talha Mayhoş oynadı. Orası şu an kara delik kıvamında. Evet, bir de şunu söyleyelim. Geçen hafta programda ikimize vurgu yaptık. Talha Mayhoş için.
Serdar Ümit Deniz içinde. Serdar Ümit için takımdan işte gönderilmeleri gerekiyor diye sözleşmeleri fes oldu biliyorsun. Muhammed Gönül Açar'la anlaşıldı. Gayet iyi bir oyuncu. İkinci lig için çok iyi bir oyuncu. Aynen. Çok dinamik bir orta saha. Ama bir tane daha 8 numara lazım. Kocaeli Spor'un 6 numarası iyi. Pitbull Mesut var. Ama 8 numarada sıkıntı var. Oraya 2 oyuncu lazım. Bir de peki bu maçla alakalı görüşün ne? Ben orta saha anlamında Manisa FK'nın çok ağır bastığını düşünüyorum. Bir de iki açıdan ilginç maç olacak, hatta üç. Dilaver güçlü Manisa. Şöyle, birinci madde Selahattin Dinçel'in memleketi Manisa. Aynen. İkinci madde Dilaver güçlü eski takımına karşı oynayacak ve sorunlu ayrıldı. Üçüncü madde de geçen sene Giresun'da kader birliği yapan, yan yana oynayan kaptan Numan'la Ahmet Kesim bu sefer ayrı takımlarda birbirlerine rakip olacaklar. Aynen. Çok güzel bir maç olmasını bekliyorum bu maçın. İki takımda da çok iyi ayaklar var, kaliteli. Ben ama orta saha faktöründen dolayı Manisa'yı favori görüyorum. Ayrıca hoca faktöründen dolayı. Bana göre ikinci ligin en iyi hocası Manisa FK'nın başında. Serkan Özbalta. Ben Manisa kazanır diyorum. Senin yorumun ne olur? Şimdi geçen hafta Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü özel programında ben şunu söylemiştim. Hani Manisa Futbol Kulübü işte playoff'a kalamazsa veya playoff'un dışında kalırsa şaşırmam diye, ama geçen hafta izledikten sonra benim bu düşüncem değişti, bunu söyleyeyim. Bence Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğunda bir numaralı adaylarından birisi. Ben o yorumu neden yaptım? Şunu da söyleyeyim. Şimdi Serdar Dektaş krizi vardı. Çözüldü. İşte çözüldü mü çözülmedi mi tam bilmiyorduk geçen hafta için söylüyorum. Aynen. Maçtan önce. O kriz zaten çözülmüş. Ardından işte yapılan transferler ve daha doğrusu transferden önce şunu söyleyeceğim. Takımın geçen sezonki iskeleti çok fazla bozmaması takım için bir avantaj oldu. Bunu da söyleyeyim. Ayrıca zaten bekler anlamında hep söylüyoruz. Bu takım, yani bu oyuncular bu ligin çok üstünde oyuncular. Erhan Kara ve Mehmet Yılmaz. Kanatlar da öyle. Bir de geçen Sert sene Akşam şöyle çağırıyor. Bir saçmalık vardı. Okan Okumak var. Umut Kaya sol açık oynuyordu. Umut Aynen. Kaya 10 numara. Sol açık değil. Şimdi Sertaç solda, Zahit sağda kendi yerlerinde. Volkan Okumak da var ayrıca. Oynamıyor yedek yani biliyorsun. Doğru. Bir de Sertaç, Serkan Özbalta'nın gelmesiyle bence yeni bir transfer gibi olacak. Hoca eski çok hocası. İyi biliyor. Eski öğrencisi. Peki şimdi iki takımda da çok kaliteli ayaklar var. Manisa'da Sertaç, Serdar, Tayyip gibi bir oyuncu kulübeden geliyor. Aynen. Baktığında Zahit, Kocaeli'de Bahattin. Her ne kadar sorunlu olsa da Dilaver. Hani iki takımdan da gol bekliyor musun peki bu kadar kaliteli ayaklardan şimdi, dolayı? Kalede ama Kocaeli daha önde bende. Bence Bayram Ömer'den çok daha iyi kesinlikle bir kaleci. Çok iyi. Şunu soracağım sana. Sence Dilaver güçlü kombide başlarsa oyun içerisinde rakiple gerginlik olabilir mi? Sert müdahaleler, fauller, kavgalar. Vallahi, çünkü eski takımı ya. Bu maç zaten gergin geçecek bir maç bence. İki takımda da ani parlayan oyuncular var. Erhan Kara agresif bir oyuncu Manisa'da baktığında. Kocaeli'de Dilaver başta olmak Manisa'da üzere. Manisa'da ayrıca biliyorsun Serdar Dektaş da yeri geldiği zaman çok fazla. Tabii kafası attı mı sinirlenebilen bir oyuncu. Valla gergin ve güzel bir maç olacak. Ben Manisa'yı önde görüyorum. Ben de Manisa Futbol Kulübü'nü önde görüyorum. Bir de bu maç şampiyonuna ışık tutacak maçlardan birisi. Çünkü iki takım da çok ön plana çıkıyor bu grupta. Ben Manisa Futbol Kulübü'nün maçı kazanacağını düşünüyorum. Kocaeli kaybederse Selahattin Dinçel'e büyük tepkiler olur. Zaten şimdiden taraftarlar başladı. Bölünmüş durumda. Evet. Giden oyunculardan falan dolayı. Hele Sefa Narin ilk hafta Serik Belediye Pendik maçında müthiş oynadı. Hı-hı. Bu lig için yetersiz dedi ya Sefa evet. için mesela hoca. Hoca için... Tüm oklar hocaya döner. Hı hı. Tüm maçları konuştuk. Ağzına sağlık. Kapatıyoruz yavaştan. Son olarak eklemek isteyeceğin izleyicilerimize, taraftarlara mesajların olacak mı? Öncelikle bütün takımlara başarılar diliyoruz ve videomuzu izleyen herkesten kesinlikle beğeni ve yorum bekliyoruz. Hani videomuzun daha çok kitleye ulaşması için Aynen. ve ön plana çıkması için. Ardından katıl butonumuz aktif oldu. Katıl butonumuza da kesinlikle desteklerinizi bekliyoruz. Hani ayrıca abone olmayanlar varsa abone de olabilirsiniz. Bir de videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonun yanında yer alan zilden de bildirimleri açabilirsiniz. Ben tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Bir de videolarımızı hani Facebook olur, Instagram olur sayfalarınızda paylaşırsanız bizim için de güzel evet, olur. Evet güzel olur. Hani oradan daha çok etkileşim Hı-hı. alırız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum sana, ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür ederim. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere, sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İkinci haftada oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.